Gülşen Saray Mustafa'sın ya Hüseyin. Sat Haziran lanet olsun ol Yezid'in canına. Nice kastetti sana ruhu hüdasın ya Hüseyin. Ehli mahşer Desti Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzluktan şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere il müftümüz Sayın Ramazan Dolu Beyefendi'yi mikrofona arz ediyorum. Yazarımızın saygıdeğer kaymakamı, sayın hocalarım, çok kıymetli kardeşlerim, misafirlerimiz, hanımefendiler ve efendiler, bu güzel ortamı hazırlama ve lokma ikramında bulunma zahmetinde bulunan köyümüzün muhtarı ve ekibi, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel daveti bize ulaştırdığınız için. Evet abi. Evvela böyle bir ortamda bulunmaktan çok mutluluk duyduğumuzu, sevindiğimizi sizlerle, bizlerle buluşturma zahmet ve gayretinde bulunan tüm arkadaşlarımızı, dostlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Elbette ki böyle birliktelikler, böyle beraberlikler, bu güzel ortamlar kardeşliğimizin, dostluğumuzun, muhabbetimizin artmasına, kuvvetlenmesine, güçlenmesine sebep olur. Zira tarihi şahsiyetlerin ve o şahsiyetlerin hayatının da bize öğrettiği budur. İmam Zeynel Abidin'in bize öğrettiği budur. Nitekim siz değerli kardeşlerimiz, İmam Zeynel Abidin hatırına, hatıratına bu lokmayı ikram ediyorsunuz. İmam Zeynel Abidin'in en önemli özelliği, öne çıkan, tarih boyunca anlatılan en önemli özelliği barışı savunmasıdır. Gittiği her yerde insanların kendisine başvurduğu, barışı temsil eden, birlikteliği temsil eden bir şahsiyet olmasıdır. Ama tabii bundan önce onun Hak Peygamber Muhammed Mustafa'nın neslini devam ettirmesi ve bugüne ulaştırması özelliği tabii ki öne çıkar. Bu vesileyle barışın, kardeşliğin, birlikte olmanın en büyük temsilcisi olan İmam Zeynel Abidin'in takipçileri, onun sevenleri, onun yolundan giden erenleri, canları burada, ben bütün canları kutluyorum. Bu yolda yürüyen, bu örnek şahsiyetleri örnek alan ve bu önderlikte yürüyen her bir canı tekraren kutluyor. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı il müftümüze teşekkür ediyorum. Lokma duası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allah Allah. Allah'ın nuruna, Muhammed Ali'nin sırrına, Fatıma Ana'nın darına, Cömertler Şahı İmam Hasan'ın, Şehitler Şahı İmam Hüseyin'in, pirlerin, sadıkların, şehitlerin aşkına. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Hak lokması ola, cennet tağımı ola, pirler nefesi ola, Şah Hüseyin'in lokması ola, yiyenlere helal, yedirenlere delil ola. Bir lokması kadalara kalkan ola, bir belalara bekçi ola, kökten rahmetler ola, yerden bereketler ola, hazır erenlerin, pirlerin dergahında nur-u iman ola. Hazırlayıp pişiren, hizmet sahiplerinin emek harcayıp, alan seni geçenlerin, dostu fermanları nur-u iman ola. Yardımcıları Şah Hüseyin ola. Bizleri Hazreti Hüseyin'in katarından, Ehl-i Beyt'in şefaatinden, 12 imamların nurundan, pirlerimizin, rehberlerimizin, müşriklerimizin ikrarları hakkı için, çekilen yas-ı matemlerimizi, tutulan oruçlarımızı, edilen dualarımızı kabul ola. Kerbela şehitlerinin himmeti, hidayeti her daim
Hak Muhammed Ali yolunda ikrar verenlerin, dost doğru gidenlerin üzerinde ola. Dil bizden, nefes şehitler şahı, Seyyid-i Şüheda, İmam Hüseyin'den ola, kabulü de Hak'tan ola. Allah rızası için El-Fatiha. Allah kabul eylesin.